Dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün iPad Air'in 4. nesil olan, daha doğrusu 2020 yılında çıkarttığı Apple'ın son tabletinin kutu açılışını yapacağız. Renk Space Gray, uzay grisi tercih ettim. Çünkü diğer renkleri zaten tabletimizde kap kullanacağımız için pek de belli olmayacak. Kapsız kullanmak imkansız. Sonuçta Türkiye'de fiyatı ortalama 5.900 Türk lirası. Dolar euro ucuzladığı halde ne yazık ki teknoloji ürünleri pek ucuzlamadı. Kutu içerisinde tabletimiz 10.9 inç ekrana sahip. Daha önce ikinci nesil iPad mini kullanıyordum. Tabii ki de ondan buna geçiş muazzam olacak. Arkada 12 megapiksel geniş kamerası. Önde de 7 megapiksel kamerası mevcut. Kutu içerisinde adaptörü çıkıyor. Biliyorsunuz ki artık Apple telefonlarda adaptör çıkartmayı bıraktı. Sadece Type-C şarj kablosu veriyor. Kutumuzda başka bir şey yok zaten. İşte hızlı başlangıç ve kendi stickerları sanırım var. Verdiği stickerlar genelde herhangi bir sorun olduğunda garantiye verirken kullanılıyor. Ama ben şu an sticker'ı bulamıyorum. Buldum. İki tane var. Şimdi yeni çıkan iPhone 13 modellerinde sadece birer tane sticker koymuşlar. Dediğim gibi iPhone 12 serisiyle beraber eski 11'lerde de artık şarj kablosu çıkmıyor. Ararsınız ama şarj kablosu ve daha doğrusu batarya ararsanız çıkanı da bulursunuz. Her iki ucu Type-C bunda. 20 watt gücünde hızlı adaptör yanında çıkıyor. Dediğim gibi 64 GB uzay grisi. Renk olarak normal gri, altın pembesi, yeşil ve sky blue, açık mavi var. 10.9 inç. Ayrıca açma kapama düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucu. Çift hoparlörlü, sağa sola ayrılmış. Oldukça başarılı bir ürün. Daha doğrusu Pro serisinin yapabildiği birçok şeyi yapıyor. Eğer bilgisayar olarak kullanmak isterseniz klavye alıp bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Ekranı yatay moda döndürdüğünüzde herhangi bir sitede dolaşırken direkt masaüstü sürümüne geçiyor. Ama dik tuttuğunuzda mobil sürümünde kalmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bir de Apple'ın olmasa da yine Apple formatında koruyucu kılıfımız var. Siyah tercih ettim. Magnetik arkası direkt tablete yapışıyor. Aynı Apple'ın ürünü gibi katlanabiliyor. Farklı şekillerde tutmak için ideal. Apple'ın kılıfları 700 lira. Bunu daha uyguna aldım. Kalem henüz almadım. Ama alınabilir. Ama Türkiye'de kalem de pahalı. Ve bu şekilde kılıfımız göründüğü gibi gayet sağlam bir şekilde duruyor.